Evet, herkese selamlar. Yeni nesil sorularda başarıyı yakalayabilmeniz için birbirinden güzel taktikler vereceğim. Hem de 8 tane. Haydi bakalım, izliyoruz. Zor, yapamıyorum, içinden bir türlü çıkamıyorum, yeni nesil sorular başıma bela oldu, ben bunların üstesinden nasıl geleceğim diyen arkadaşlar, işte geldim, buradayım. Sizlere 8 tane taktik vermek üzere. Gelelim maddelerden ilkine, algınızı değiştirin. Evet sevgili arkadaşlar, yeni nesil sorularla alakalı uzun soru eşittir zordur algısı şu anda öğrencilere yerleşmiş durumda ve bu durum bize yeni nesil soruları çözmekte büyük problemler yaşatıyor. Aslında çözebileceğimiz birçok soruyu sadece uzun olduğu için ve bizlere karmaşık göründüğü için onları çözemiyor olabiliriz. Öncelikle uzun soru eşittir zor sorudur algısını bir yıkmamız lazım. Bununla birlikte biliyorsunuz yeni nesil sorular uzun gibi görünüyor ancak onlar bizden aslında bilgiyi değil, bilgiyi yorumlamamızı, onu muhakeme etmemizi istiyor. Bu yüzden muhakeme yeteneğimizin güçlü olması bu soruları çözebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden şöyle algıları önce hızlıca bir değiştirelim ve bir sonraki maddeyle yeni nesil soruları biraz daha yakından tanımaya devam edelim. Evet, ikinci maddemiz meydan oku. Sevgili arkadaşlar, yeni nesil sorulara, hatta LGS müfredatının tümüne öyle bir meydan okuyun ki LGS'den korkmak bir yana, bırakın o sınav sizden korksun. Biliyorsunuz kimse okula başladığı günden itibaren yeni nesil soruları çözmeye yetenekli biri olarak doğmadı. Bu yüzden herkeste bir süre sonra yeni nesil soruları çözme durumu farklı farklı gelişti. Kimileri çok kolay bu duruma adapte olurken kimileri ise hala zorlanıyor ve 8. sınıfta içerisinde bulunduğumuz döneme geldiğimiz an bile hala yeni nesil soruları çözemeyen arkadaşlarımız var. Bu yüzden meydan okumak önemli. Cesaretinizi toplayın ve her soruya ben seni çözebilirim algısıyla yaklaşın. Gelelim bir sonraki maddemize, düzenli kitap okuyun. Evet sevgili arkadaşlar, bu artık klasiktir. Yeni nesil soruların nasıl çözüleceğini kime sorarsanız sorun, size ilk söyleyeceği şey tabii ki kitap okumak olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı içerisinde de okumayı öğrendiğimiz andan itibaren içerisinde bulunduğumuz zamana kadar sürekli olarak kitap okuma ödevleri ve bunları anlama, yorumlama ödevlerini hep gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ki bazı arkadaşlarımız bu konuda oldukça antrenmanlıyken bazılarımızsa henüz tek bir sayfa kitap açmamış bile olabiliriz. İşte bu ifade ettiklerim yeni nesil soru çözebilme yeteneğiyle doğrudan ilgili. Bu yüzden düzenli olarak kitap okuyanlar ve okuduğu kitabı sadece okumuş olmak için değil, onu gerçekten özümseyerek, oradaki olaylara, durumlara kendini kaptırarak, kitabı yaşayarak okuyan öğrenciler belli kapıları kendileri de açmıştır. Yani aslında bu bir süreç. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Haydi bakalım, 8. sınıfın 2. dönemine geldik. Yeni nesil soruları halletmek için şimdi başlayalım kitap okumaya gibi bir algıyı da oluşturmak istemem. Çünkü bu saatten sonra düzenli kitap okumaya başlasak bile biz de yeni nesil soruları anlamlandırma noktasındaki o muhakeme yeteneğinin oluşması bir anda olmayacak bir şey. Dolayısıyla çok uzun zamandan beri öğrencilerin kitap okuması bu yönden de avantaj sağlamıştı kendilerine. Peki hocam, ben zaten bu ana kadar düzenli olarak kitap okumadım, bu saatten sonra ne yapacağım diyen arkadaşlara da güzel bir taktik vereyim. Yine kitap okumalarınızı devam ettirebilirsiniz. Her gün düzenli olarak 15 dakika bunu yapabilirsiniz. Bunun yanında benim sizlere tavsiyem, her sabah uyandığınızda dersleriniz başlamadan evvel 2 veya 3 test paragraf sorusu çözmeniz ve yanlışlarınızı öğrene öğrene. İşte bu, şu ana kadar düzenli okumalar gerçekleştirememiş arkadaşların yeni nesil sorulara hakim olabilme noktasında, onları çözebilme noktasında çok büyük avantajlar sağlayacak. E hocam, madem öyle bize birkaç tane de kitap tavsiyesi ver bu iş tam olsun diyen arkadaşlara da Simyacı, Satranç ve Pay Sokağı Çocukları isimli kitapları okumanız için sizlere tavsiye ediyorum. Sizlerin de çok beğendiği, çok etkilendiği ve arkadaşlarınızın da okumasını istediğiniz kitaplar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz odaklanmak. Sevgili arkadaşlar, odaklanmak herkesin problemi. Ancak konu yeni nesil soruları çözmek olunca odaklanmak bir kat daha artmalı. Yeni nesil soruları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Ne kadar karmaşık, ne kadar yoğun, ne kadar ürkütücü olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. İlk maddede söylemiştim. Bunu bu şekilde algılamamıza gerek yok. Bunu çok güzel bir şekilde halledebiliriz. O cesareti topladığımız için, oraya meydan okuyabildiğimiz için şimdi odaklanmayı da etkili bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bazı yerler özellikle odaklanmamızı istediği için bizi soruda direkt olarak yanlış şıkka götürebilir. Bu yüzden uyanık olmalıyız. Yeni nesil sorulara sessizce yaklaşıp ciddi bir biçimde odaklanıp onu bir anda alt edecekmiş gibi yaklaşmalıyız yeni nesil sorulara. Eğer bunu ciddi anlamda odaklanarak yaparsanız bence her şeyin üstesinden gelirsiniz. E peki hocam, odaklanın dediniz ama odaklanmak için de bir taktik vermediniz diyen arkadaşlara da odaklanmak için sizlere
buradan başka bir yerde bulamayacağınız 3 tane taktik gelsin. Sevgili arkadaşlar, odaklanmak için öncelikle bu gazetelerde veya dergilerde çıkan bulmacalar var biliyorsunuz. Çok çeşitli bulmacalar. Bunları çözerek başlayabilirsiniz. Hem genel kültürünüz artar hem de bulmacalarla o görünenin arkasındaki görünmeyen şifreleri görebilir. Yeni nesil soruların temelini, ruhunu kavrayabilirsiniz. Bunun yanında puzzle yapabilirsiniz. Bunlar da odaklanmayı arttırır. Çok parçalı puzzle'lar var. Boş zamanlarınız için de müthiş bir aktivite olur. Bir puzzle edinerek yine odaklamanızı arttırabilirsiniz. Ve yine son olarak bir taktik daha vermem gerekirse, odaklanmanızı artırmak için böyle karmaşık görünen ve yetişkinler için hazırlanmış boyama kitapları var. Birçok nesnenin karma karışık içerisinde yer aldığı yetişkinlere özel boyama kitapları. Yine onlardan edinip bu kitabın sayfalarını istediğiniz renklere güzel bir şekilde odaklanarak, onunla vakit geçirerek ilgilenirseniz odaklanmayı da çok kısa bir süre içerisinde halledebilirsiniz. Gelelim bir diğer maddemize, işaretlemeler yapın. Sevgili arkadaşlar, yeni nesil sorular uzun. Bunlar paragraf sorularından bile yer yer uzun olabiliyorlar. Bu yüzden uzunca görünen ve karmaşık gibi görünen, içerisinde onlarca yazı olan bu yeni nesil soruların içerisinden nokta işaretlemeler yaparak bu soruları daha kolay anlamlandırabilirsiniz. İşaretlemelerden kastım şu: bize verilen ve o karmaşık gibi görünen metnin içerisinde önemli olduğunu düşüneceğimiz yerler olacaktır muhakkak. İşte bunların altını çizme, yuvarlak içerisine alma, bunları belirtici, ayırt edici işaretler koyma soru çözümünde bizi cevaba hızlı götürecektir. Burada ufak bir uyarı yapmam gerekiyor. Her şeyin altını çizmek bizi bir süre sonra sadece karalama yapmaya götürecektir. Bu yüzden her şeyin altını değil, önemli yerleri vurgulamak bizim için önemli. Ve tabii ki bunun içerisinde bir tane daha değinmek istediğim bir şey var. O da not almak. Özellikle matematikte yeni nesil soruları daha iyi anlamlandırabilmek için öncelikle sorunun ne söylediğini anlamamız lazım. Bunu anladıktan sonra anladığımızı sorunun yanındaki bir boşluğa, gerekirse notlar alalım, resmedelim ve sonrasında soruyu çözmeye çalışalım. Aynı şey Türkçe için de geçerli. Türkçe'de yeni nesil soruları çözerken sorunun bizden ne istediğini anladıktan sonra onları birkaç kelimelik notlarla yazıya dönüştürelim ve soru çözümüne sonradan geçelim. Bir diğer maddemiz, acele etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, yeni nesil soruları çözerken acele eden öğrencilerimiz en çok vakit yönünden sıkıntı yaşıyor ve soruları çözemeyişleri arttıkça bu sefer vakti yetiştirememe durumu ortaya çıkıyor. Bu yüzden özellikle sayısal denemelerde çokça karşılaştığımız bir şey var. Öğrenciler vakti yetiştiremiyorum diyor. Bununla ilgili olarak tabii ki deneme çözme taktiklerini ayrıca vermek gerekir. Ancak sizler acele ettikçe endişeniz, kaygınız artıyor ve soruları çözemez hale geliyorsunuz. Bu da sınavda çok büyük hatalar yapmanıza sebep oluyor. Bu yüzden hiç acele etmeye gerek yok. Özellikle evde yalnız başına çözdüğümüz denemelerde dakika tutmamıza gerek yok. Tüm soruları kaç dakikada bitiriyorsunuz, onları not alın ve daha sonraki denemelerde bu sürenin altına inmeye çalışın. Bir süre sonra zaten süre olarak istediğiniz dakikalara gelmiş olacaksınız. Bir diğer maddemiz, oyuna gelmeyin. Sevgili arkadaşlar, yeni nesil sorular sizleri oyuna getirebilir. Hemen bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir yeni nesil sorusunun içerisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili şöyle bir ifade verilmiş olsun. Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatımıza birçok başarılı ürünle katkı sağlamış önemli edebiyatçılarımızdandır. Sevgili arkadaşlar, bu yukarıda bize bu şekilde verilmiş olsun. Ancak aşağıdaki şıklarda ise Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatımızın en iyi örnekleri vermiştir gibi bir ibare kullanabilirler. Biz burada yukarıda verilen başarılı örnekler ifadesiyle aşağıda verilen en başarılı örnekler ifadesini bir tutarsak yeni nesil soruların oyununa gelmiş oluruz. Bu yüzden bu şekildeki kelime oyunlarına da dikkat etmemiz gerekir. Ve yeni nesil soruların üstesinden gelebilmeniz için son ve en önemli taktiğe geldi sıra. Vazgeçmeyin. Sevgili arkadaşlar, daha önce de ifade ettim, kimse doğduğunda yeni nesil soruları çözebilecek yetenekte doğmuyor. Herkesin yaşanmışlıkları, eğitim adına edinmiş olduğu kazanımlar, yapmış olduğu okumalar ve daha niceleri onların gelecek hayatında büyük adımlar atmasını sağlayacak ufak ayrıntılar. Sizler de henüz bu videoyu izlediğiniz evrede hiçbir şeyin geç olmadığını, eğer bugün karar verirseniz her şeyin üstesinden gelebileceğinizi ve bunları tabii ki bu videoları izleyerek yapabileceğinizi asla unutmayın. İnanan, vazgeçmeyen, yeni nesil soruların üstesinden gelebilecek olan arkadaşlara selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.